Merhaba, Profesyonel 2 testinde yine beraberiz. Şimdi bu test biraz daha tabii artık profesyonel testlerde daha eğlenceli hale gelecek arkadaşlar. Pozitif olalım, enerjimizi yüksek tutalım. Birinci soru bakın ikinci açıdan denklemin kökler toplamının en az olması için. Şimdi ikinci açıdan bir denklemin kökler toplamı hatırlarsanız x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Yani a katsayısı, b katsayısı, c katsayısı olmak üzere düzenleyelim. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b yani eksi 8 p eksi p kare bölü a ifadesidir. Düzenlersek p kare eksi 8 p oldu. Şimdi bu ifadenin en az olmasından bahsediyor. Bakın bu bir parabol belirtiyor. P'ye bağlı. İkinci dereceden fp bir fonksiyon gibi düşünelim. Değişkenimiz p, p kare eksi 8 p. Kollar yukarı doğru bir parabol. Bunun en az olması ancak tepe noktasında mümkündür. Tepe noktasını R virgül K dersek R'sini sormuş arkadaşlar bu sefer. Yani değişkenimiz P. A katsayısı bu sefer 1. B ise eksi 8. R'yi hatırlayalım. Eksi B bölü 2 A dediğimiz ifadeydi. Eksi eksi 8 bölü 2. Dolayısıyla 8 bölü 2'den bakın 4'e bizi götürecektir. Yani kökler toplamını en az yapan P değeri burada 4'tür. Doğru cevap D seçeneğidir diyeceğiz arkadaşlar. Peki. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman. İkinci soru. Bir köşesi orijinde, diğer iki köşesi eksenler üzerinde ve son köşesi de doğrusu üzerinde olan dikdörtgenin alanı en çok nedir diyor. Şimdi bu dikdörtgeni düşüneceğiz. Bir köşesi orijin işaretleyelim. Orijin 0. Burası x ekseni, y ekseni. Bu doğrudan bahsediyor. Şimdi bu doğruyu tanıyalım. Şurada y eşittir 8 eksi 4x. Doğruyu çizmek için x yerine 0 verirsek y'si 8. Dolayısıyla 0'a 8 noktasından y'ye 0 verirsek 0 eşittir 8 eksi 4x. Bakın x de buradan 2 yapıyor. Yani 2'ye 0'dan geçecek. O zaman şöyle bir grafiği var. Sembolik çiziyoruz. Hemen hızlı davranıyoruz testte. Burası 8'e 0'a 8. Burası 2'ye 0 noktası. Bizim doğrumuz bu. Doğrumuzun denklemi de y eşittir 8 eksi 4x. Şimdi bunun üzerinde bir tane nokta alacağız. Bir köşesi burada olacak. Bir köşesi x ekseni, bir köşesi y ekseni üzerinde bir dikdörtgenden bahsetmişti. O dikdörtgenin aşağı yukarı şöyle bir şekil olduğunu düşünüyorum. Tarifine göre bu dikdörtgene karşılık geldi. Şimdi bu dikdörtgenin alanını hesaplamak istiyorum. Bir kenarına A diyecek olursak, bakın x yerine A koyarsak bu noktanın koordinatları A virgül bakın Y. X gördüğüm yere A koyarsam 4 eksi A olacak. O zaman bakın 8 eksi 4 A'ya karşılık geldi. Yani şöyle bir dikdörtgen düşünüyorum. Burası A, burası da 8 eksi 4 A oldu. Artık benim için bu dikdörtgenin maksimum alana sahip olması önemli. Maksimum olması alan fonksiyonu A büyük A bir fonksiyon tanımlıyorum. Alanını oluşturacak. Bakın A çarpı 8 eksi 4A. Bu bir parabol oluşturdu. Parabol. Nasıl parabol? Çarptığımız zaman bakın 8A eksi 4A kare. A'ya bağlı ikinci dereceden bir fonksiyon, bir parabol oluşturdu. Bakın baş katsayısı bunu daha da şöyle yazalım. Eksi 4A kare artı 8A. Artık bu bir parabol belirtiyor. En çok maksimum değerini şu tepe noktasında alacak. O zaman bunun R'sini bulalım bu parabolün. A katsayısı eksi 4, B katsayısı 8, eksi B, eksi 8 bölü 2A. 2 çarpı eksi 4. Yani eksi 8 bölü eksi 8'den 1. Demek ki biz A'yı 1 seçersek bu dikdörtgenin alanı maksimum oluyor. Bir kenarı 1. Diğer kenarını bulmak için isterseniz alanını bulabiliriz ama diğer kenarını bulmak için bakın biz buraya 1 dedik. A yerine 1 atalım. 8 eksi 4 çarpı 1. Dolayısıyla burası da 4 yaptı. O zaman dikdörtgenin alanının maksimum olması aslında dikdörtgenin şekli de şöyle oluşmuş. Onu da çizelim. Şöyle bir dikdörtgen. Bir kenarı 1 birim, bir kenarı 4. O zaman burası da 4, burası da 1. Çevresini istemişti. Çevresinin maksimum olması ancak işte 4 artı 4 artı 1 artı 1 toplam 10. Doğru cevap E olmasına bağlıdır arkadaşlar. Bakın bir problemi önce şekil üzerinde tartıştık. Bir parabol elde ettiğini gördük. Bir parabol uygulaması yaptık. Parabolün
üzerinde bir noktanın koordinatları toplamı. Şimdi bir bu parabolü çizmeyeceğim ama şunu canlandırmak istiyorum. Parabolün üzerinden bir nokta seçmek. Rastgele mesela x seçtik. Biliyorsunuz ki burası y eşittir x kare artı 5x artı 3. O zaman parabol üzerinden nokta seçmek bakın şu şekilde gerçekleşti. Noktanın koordinatları birincisi x ise diğerleri yani y'si de bu oluyor. Koordinatları toplamının en az olması. Şimdi bu koordinat toplamı ikisini toplayalım. Toplam fonksiyon diyelim buna. X ile y'sinin toplamına bakacağım anlamına gelir. O zaman toplam fonksiyonu bakın yeniden ikinci dereceden bir fonksiyon daha doğrusu bir parabol oluşturdu. Şimdi bu ifadenin en az olması. Şimdi bu bir parabol olduğu için kollar yukarı doğru bir paraboldür. Bu en az olduğu değer ancak tepe noktasındadır. Bunun r ve k'sına bakacağız. Koordinatları toplamı en az kaçtır? Bu ifadenin minimum olmasını istiyoruz. O zaman önce r'sini bulacağız. Ama bize sorulan k'sı. Unutmayın toplamını sorduğu için bu ifadenin minimal değerini araştırıyorum. R'si eksi b eksi 6 bölü 2a'dan bakın eksi 3 yaptı. O zaman toplamının minimum olduğu yerde x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Yani eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3 artı 3 oluşturuyorum. O zaman 9 eksi 18 artı 3 bakın eksi 6 yapacaktır. Dolayısıyla doğru cevap E olacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun üzerinde seçtiğim bir noktanın koordinatları toplamını bakın bu şekilde hesapladım. Kutunun içinden başka bir kutu çıktı. Toplam fonksiyonunda bir parabol oldu. Oldukça hikayeleştirilmiş bir durum söz konusuydu. Peki denkleminin kökleri P ve Q olsun. P ile Q'nun kareleri toplamı en az olması. İstenilen şey şimdi köklerin kareleri toplamı. Şunu biliyorum. Kökler toplamı P artı Q'ydu. Bunun karesi eksi 2 çarpı P çarpı Q'dur. Özdeşliklerden. 2 kare toplamını böyle yazabilirim. Çünkü ben bu denklemin köklerinin toplamını ve farkını üreteceğim ve M'ye bağlayacağım. Peki kökler toplamı. Gelin kökler toplamını şu kenarda bulalım. P, Q. Hatırlarsanız eksi B bölü A'ydı. Şimdi A katsayısı 1. B burası, C burası. Eksi B bölü A'dan 2 eksi 1 artı yaptı. M artı 3 bölü 1. Dolayısıyla M artı 3 oldu. Kökler çarpımı P çarpı Q ise C bölü A yani 1 eksi M olacaktır. Yerine yazalım şimdi. Bizden istenen ifadeyi artık M'ye bağladık. Yani kökler toplamı M artı 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı. Kökler çarpımı da 1 eksi M. Şimdi biz bunun neyi istiyoruz? Minimum değerini. En az demiş. Peki. Düzenleme yapalım. Birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımı iki katı. İkincinin karesi. Eksi 2 artı 2M. Peki orası ne yaptı bakalım? M kare artı 8M artı 7'ye bizi taşıdı. Ne istiyordu? En az olmasını sağlayan M değeri. Bakın. Bu ifade en az olmasını istediğimiz ifade bir parabol oldu. Gelin yan tarafa geçelim. M'e bağlı ikinci dereceden bir denklem ne zaman en küçük değerini alır derseniz bu bir parabolse kollar yukarı doğru. Bakın M'nin katsayısı 1. Nerede olacak? R noktasında. Tepe noktası RK'dan ulaşacağımız R değerinde bu minimal değere ulaşır. Bakın sağlayan olmasını sağlayan M değeri en az kaç? Peki eksi b bölü 2a eksi 8 bölü 2'den bakın eksi 4. Yani m yerine eksi 4 yazdığımız zaman burası minimum değerine ulaşacaktır. Dolayısıyla köklerin kareleri toplamı da en küçük değerine ulaşacaktır. Bu işlemi sağlayan en küçük m değeri eksi 4. Doğru cevap b seçeneği oldu arkadaşlar. Yine bir fonksiyon uygulamasıydı. Şimdi eşitsizliğini sağlamayan, biz önce sağlayanları bulalım. Sonra sağlamayanlara geçiş yaparız arkadaşlar. Şuna bakıyorum. Eşitsizliğini sağlamayan x gerçel sayılarının en geniş tanım aralığı aşağıda giden hangisidir? Yukarıya. İkinci dereceden bir eşitsizlik. Şurası daima pozitif. Onu biliyorum. Şimdi ben bunu burası daima pozitif. Yalnız kök x daima sıfırdan büyüktür. Fakat x'in sıfırdan büyük ve eşit olması gerekiyor. Buna bir ünlem koyalım.
bu bize lazım olabilir. Çünkü sağlamayan değerler içerisinde negatif, x'i negatif değerler olmayacak. Yani bu burada bir ayrıntı var. Peki. Şimdi biz pay kısmını düşünecek olursam x eksi 2, x artı 2. Aşağıya düşünecek olursam şurası 3 üzeri x eksi 81. Bu ne zaman? Sıfırdan büyüktür. Şimdi bunları ayrı ayrı düşünmem gerekecek. Bu ilk defa yaptığım bir şeye benziyor. Payını ayrı, paydasını ayrı yorumlayacağım. Tabii şurada burası 9 üzeri x'ti. Onu da düzgün yazalım. X eksi 2, x artı 2 bölü. Şu ifade 2 kare farkından 3 üzeri x eksi 9. Burası 3 üzeri x artı 9'a dönüştü. Şimdi işaret tablosunu ilk defa böyle değişik bir tablo yapacağım. Çünkü çok karşılaştığım bir durum değil. Payını, burası pay kısmı, payda. Pay ve payda aynı işaretle oldurulma burası sıfırdan büyük olur diye yorumlarız. Şimdi pay kısmının köklerine bakalım. Bunların kökleri eksi 2'ye 2. Dahil değil kökler. Buraya aldım. Baş katsayısı artı, eksi, artıya dönüştü. Şimdi burasına baktığımda şöyle elimle göstermek istiyorum. X'in 3'ün x'inci kuvveti artı 9 daima pozitif bir sayıdır. X'e ne verirseniz ben burası daima pozitiftir. Bunun işaretine bakacağız o zaman. Buraya baktığımız zaman 3 üzeri x bakın 9 x eşittir 2 için bu işlem değişir. Bunun kökü de 2 aşağına. Eğer 2'den büyükse x'e burası daima artıdır. Diğer taraflarda eksi eksi yoluna devam eder. Şimdi bakalım şurası kök değil ama orada bir değişiklik var. Ne zaman bu ifade sıfırdan büyük? Her ikisi artı olduğunda, her iki eksi olduğunda sıfırdan büyük olacaktır. Dolayısıyla sağlamayan yer aslında eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar olan kısmı alabiliriz. Tam bir düşme sorusu aslında bu. Buna benzer bir şey zaten seçeneklerde yok. O zaman bir şey eksik yaptık. O da ne arkadaşlar? Sorunun başında söylediğimiz x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde tanımlıydı. O zaman x'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde de tanımsız. Dolayısıyla burada tanımsız. X'ten sıfırdan küçükken tanımsız. O zaman eksi sonsuzdan sıfıra kadar tanımsızdır arkadaşlar. Sıfırı da dahil alıyorum bakın. Çünkü sağlamayan değerler dediği için dahil alınacak. X çünkü bu işlemi sağlamayanlardan bir tanesi alacağız. Bakın burada bir şeye daha dikkat etmek istiyoruz. Bu aralığın dışında bir de pay kısmında x eşittir 2 bu denklemi sağlamaz. Bu da sağlamayanlara eklenecektir. Dolayısıyla 2'yi de arkasına ekleyeceğiz. Tamamen bir dikkat sorusu. Sağlamayan değerler dediği için ayrı ayrı işçilik yaptık. Bir sağlamayan değerler kümesi elde ettik. Sonra normal şartlarda işaret tablosunda sağlamayan değerleri falan zaten kümeye almadığımız, ona dikkat ettiğimiz gibi burada da sağlamayan değerleri kümeye alarak sonuca gittik. Oldukça uğraştırıcı, güzel bir soruydu arkadaşlar. Peki, n pozitif tam sayı bunu unutmayın. Olmak üzere ifadesi. Bu ne zaman? Sıfırdan küçük ve eşittir. Şimdi eksi 3'ün n pozitif tam sayı dediği için n sayısı burası tek sayı, burası daima negatif bir şeydir. Bu hep eksidir. 5'in bütün kuvvetleri de artıdır arkadaşlar. Peki bunun sıfırdan küçük olması bakın bu ifadenin pozitif olmasına bağlıdır. Yani n çarpı x kare artı x artı 4 ifadesinin sıfırdan büyük olması bizim için önemlidir. Şimdi bu bir parabol belirtiyor. N pozitif bir sayı unutmayın pozitif tam sayı. Bunun daima sıfırdan büyük olması için köklerine bakacağım. Deltasına bakacağım. Bir de baş katsayısına bakacağım. N sıfırdan büyük artı bir şey olduğu için kollar yukarı doğru bir parabol. Deltası b kare 1 eksi 4 a'sı n c'si de bu ifadeye baktım. Şimdi n pozitif tam sayı unutmayın. Burası artı bir şey. O zaman delta bakın 1 eksi 16 n yapmış oldu. Burası bu ifade deltası sıfırdan büyük mü küçük mü onu tam göremedik. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu denklemin deltasının bu pozitif olduğu sürece buraya pozitif hangi tam sayıyı verirseniz verin. Bakın isterseniz deneyelim. Eksi 1. Buraya artı 1, 2, 3, 4, 5 bütün tam sayıları. Burası kesinlikle delta sıfırdan küçük kalacaktır. Bakın burası sorunun can alıcı kısmı arkadaşlar. Kökü yok yani. Şimdi o zaman bizim parabolümüz yani buranın kökü yok. Kollar yukarı doğru. X ekseni hiç kesmez. Bu daima pozitif bir kavramdır. Yani
aşağısı da garanti pozitif oldu. X'e hangi değeri verirsek verelim, bu ifade artık pozitif oldu. Şimdi toparlayacak olursak, başta söylediğim şeyleri şimdi bastırarak tekrar söylüyorum. Burası kesinlikle X'i, burası artı, burası da artı. Bu ifade garanti sıfırdan küçüktür. Peki burayı sıfır yapan değer var mı? Bakın, tüm reel sayılar kümesinde X yerine ne koyarsak koyalım, burası negatif kalacaktır. Eşitlikte olması önemli. Çünkü burayı sıfır yapan değer, böyle bakmam gerekiyordu. Ama zaten sıfırdan küçük, her X değer için sıfırdan küçük kaldığı için sıfıra eşit olmasını gerektiren bir durum yok. X yerine hangi reel sayıyı verirsek verelim, bu ifade daima negatiftir. Dolayısıyla doğru cevap tüm reel sayılar seçeneğidir arkadaşlar. Şeklinde parabolü H doğrusunun grafiği verilmiştir. Bakın, ötelenmiş bir fonksiyon var, bir de simetriye alınmış bir fonksiyon var. Gelin fx fonksiyonunu bir hemen tanımlayalım. Ben fonksiyonların kuralını bularak işlem yapacağım. Çünkü biliyorum ben bu kuralı. Bakın, x eksenini x16'da kesiyor. Tepe noktası bunun üzerindeyse x kare eksi 16 paraboldür bu. Özel bir parabol. Simetri ekseni, y ekseni dedim. Peki bizden istenilen ise fx artı 4. X gördüğüm yere x artı 4 koyalım. X artı 4. X gördüğüm yere x artı 4 koyunca bakın şu duruma geldim. Düzenliyorum. X kare artı 8x artı 16 eksi 16. Bakın bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla f x artı 4 fonksiyonu x kare artı 8x'e dönüştü. Peki. Şimdi bir de şuna bakalım. Hx'e. Normal şartlarda h fonksiyonuna bakacak olursak x eksenini kesmiş, y eksenini kesmiş. Eksenleri kestiği noktası bilinen doğrunun denkleminde x bölü eksi 2 artı y bölü eksi 2 eşittir 1'i direkt kullanabiliriz demiştik bunu. O koordinat sisteminde bir doğrunun eksenleri kestiği noktaları biliyorsanız direkt denklemini yazarsınız. Burası da hx. Peki. Bir de her tarafı eksi 2 ile genişletelim. Bakın. Eksi 2 ile çarpıyorum ki burası bakın x artı hx eşittir eksi 2'ye dönüştü. Hx fonksiyonu eksi 2 eksi x oldu. Peki işitsizlikte kullanacağım ifade ise x gördüğüm yere eksi x yazdığım ifadedir. Eksi 2 eksi eksi x oldu. O zaman hx fonksiyonumuz bizim bakın h eksi x fonksiyonumuz x eksi 2'ye dönüştü. İkinci fonksiyonda bu kurallarını biliyorum. Bakın bu ifadeleri yerine koyup bunların sıfırdan büyük olduğu bir işaret tablosu yapabilirim. Yani her iki yaptığım ifadeyi eşitsizliğe bağlayayım, tablo yapayım. Yani x artı 8x, x kare artı 8x bölü x eksi 2 ne zaman sıfırdan büyüktür'e dönüştü. Yukarının köklerine bakacak olursam bu ne zaman sıfırdan büyüktür? İşaret tablosu yapıyorum. Bu denklemin kökleri bakın eksi 8 var, 0 var ve 2 var. Yani x'e karşılık bu ifadenin alacağı işaretler. Bunların hiçbiri dahil değil. Çözüm kümesine sıfırdan büyük olduğu yeri söylenmiş. Baş kat sayısı bakın buranın artı, buranın artı, buranın artı. Artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı, eksi oldu. Bizden sıfırdan büyük olduğu bölgeyi siz için burayı alacağız. Bakın eksi 7, eksi 6, eksi 5'ten devam ediyor. Eksi 1'e kadar. Bunu bulmak için eksi 7 çarpı 8 bölü 2 yani eksi 28 yapacaktır. Doğru cevap A seçeneği oluyor. Çözüm kümesindeki negatif tam sayıları çekip topladık arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm küme aşağıdakilerden hangisidir? X üzeri 6 var. X küplü terimler var. Ben burada kolay olsun diye X küp yerine T yazıyorum. Düzenliyorum. T kare eksi 35T artı 216 bölü T ne zaman sıfırdan büyüktür? Tabii ikinci açıdan denklem. Köklerine bakıyorum. TT sayısı 216'nın aralarında 35 fark olan çarpanlarını düşünüyorum. Şimdi orası 27 çarpı 8 diye düşünecek olursam 216 yapar. Fakat her ikisinde eksi seçiyorum ki eksi 35 olsun. Şu çarpanlara ayırdım burayı bakın. İsterseniz yukarıya daha da net yazayım. T çarpı T eksi 27 eksi 8 çapraz çarptığın zaman ortayı verdi. Yani bu ifade t eksi 27 t eksi 8 bölü t'ye dönüştü. Bu ne zaman sıfırdan büyüktür? Şimdi t için işaret tablosu yapacağım. T sayısı kaç tane kök var? 3. 3'ünü de yazalım. Bakın t'nin işaret tablosunu yapıyorum. En küçük kök
Burada 0, sonra 8, sonra 27. Hiçbiri dahil değil çözüm kümesine. Baş katsayı artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi. T'nin katsayıları bakın buralar artı artı olduğu için artıya başladım. Çözüm kümesi burası. Yani T sayı, şöyle ortaya alalım. T sayısı 0 ile 8 aralığında seçilmeli. Veya T sayısı 27'den büyük olmalı. Şimdi biz değişken değiştirmiştik. Bir sayının küpü 0 ile 8 arasındaysa o sayı x sayısı 0 ile 2 arasındadır. Ya da t x küp 27'den büyükse x 3'ten büyük olacak. Çözüm kümesi 0, 2 bileşke 3 sonsuz. 3'ten başlayıp sonsuza kadar gidecek olan c seçeneği olacaktır. Değişken değiştirerek tablo yaptık. Denkleminin reel kökler çarpımının en büyük değeri. Kökler çarpımı bakın a katsayısı 1, b'si 3, c'si bu. C bölü A, Q'nun maksimum değerini istiyor. Şimdi biz Q'nun maksimum değerine nasıl ulaşabiliriz? Herhangi bir işlem vermemiş, bir parabol. Reel köklerin çarpımı. O zaman reel kökleri varsa delta sıfırdan büyük olmalı. Bunu denerim. B kare, 3'ün karesi 9 eksi 4 A, C'nin sıfırdan büyük olması lazım. Yani 9 dursun, 4 Q'dan büyük olacak her tarafı 4'e böldüm. Bakın, burası 2 tam 1 bölü 4 yapmış oluyor. Bu Q'dan büyük olacak. Şimdi Q'nun maksimum değerini istemiş. 2 tam 1 bölü 4'ten küçük en büyük değer 2'dir. 2 en büyük tam sayı değeri 2'dir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneği olacaktı. Burada enteresan bir durum var. Kökler çarpımının maksimum olması aslında Q'nun maksimum değeri gibi içine gizlenmiş bir ifade barındırıyor. Eşitsizliğinde N pozitif çift tam sayının çözüm kümesi Ç. N negatif ise Tn şeklinde verilmiş. Bileşkesini al. Çözüm kümesini sağlamayan diyor. Yani işleminin yani biz çözüm kümeden ayrı ayrı bulacağız. Bileşimini alacağız. Bunun içerisinde olmayanı seçeceğiz. Şimdi o zaman ben 1 diyeyim şuraya. Nereye diyelim? Buraya 1 diyelim. Yani bir Cn'i inceleyelim. Cn nedir? Şimdi N pozitif. N eleman pozitif çift tam sayı. Z pozitif ve çift. Dolayısıyla bu ifade daima artıdır. Bu da artı. Fakat x burada artı eksi 2'ye eşit olmaz. Sağlamayan deyince buna dikkat edeceksiniz. Sağlamayan değerleri şöyle bir yazmak lazım. Şimdi burası da artı, burası da artı. Buranın negatif olması bu ifadenin negatif olmasına bağlı. Yani birinci işlem 1 eksi x kare ne zaman sıfırdan küçük ve eşittir. Çözümünü bulalım. Bu 1 eksi x 1 artı x. Sıfırdan küçük ve eşit. Tablo yaptığımız zaman eksi 1, 1, x. Bunlar 1, eksi 1 alınacak. Dahil baş katsayı eksi, artı, eksi. Dolayısıyla sıfırdan küçük ve eşit olduğu yer burası. Yani burası Cn'ye karşılık geliyor. Çözüm kümesi. N pozitif çift tam sayı olduğu için çözüm kümesi bu. Peki bizim Tn'e bakmamız gerekecek. Onu bulmak için de yine şurayı alalım aşağı. Bizden istenen ifade eksi 1 üzeri n çarpı 1 eksi x kare bölü mutlak x eksi 4 ne zaman sıfırdan küçüktür. N negatif tam sayı ise çözüm kümesi tn nasıl bulunur? N negatif tam sayı tek tam sayı ise burası daima bakın eksi olacak arkadaşlar. Ama burası eksi. Şimdi mutlak değer ifade daima artı yalnız x burada yine artı eksi 2 olmamalı. Onu da şöyle yuvarlak çizgisini alalım. Burası artı. Bu ifadenin negatif olması buranın negatif olmasına bağlı. Yani 1 eksi x kare ifadesi ne zaman sıfırdan küçük ve eşittir. Yani 1 eksi x 1 artı x ne zaman sıfırdan küçük ve eşittir. Çözüm kümesine bakıyorum. Eksi 1, 1 dahil. Baş katsayı eksi artı eksi. Bakın şurada ufak bir hata yapmış olabiliriz. Bakın burası eksiydi. Burası artı. Buranın da artı olması lazım. O zaman bizim bakacağımız 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımının sıfırdan büyük ve eşit olduğu yerler. Orası da bu iç kısmı olacak. Şimdi burası da tn. Buraları birleştiriyorum. Tn bileşke cn. Bakın bu ifade, bu işaret tablosuyla bu işaret tablosunun birleşimi tüm reel sayılar oluyor.
Şimdi buraya kadar, o zaman bunu sağlayan sayıların toplamını, daha doğrusu sağlamayanları nasıl buluruz? Demin bakın hep işaretleme yaptık. Paydayı sıfır yapan değerler alınmaz. O zaman sağlamayan değerler eksi 2 ile artı 2'dir bu ifadenin. Diğer tüm reel sayılar bu ifadeyi sağladı. Dolayısıyla ikisinin toplamı eksi 2 ile toplamına baktığımız zaman bu ifadelerin çarpımını sormuş arkadaşlar. Gözümüzden kaçmasın, sorunun tamamını net okumamız lazım da. Toplamı sıfırdır, çarpımı eksi 4 olacaktır. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Tamamen bir dikkat sorusu. Yani tablo yapma var, bütün işlemleri yorumlama var. En sonunda da bir dikkatle çözdük diyebiliriz. Fonksiyonun en geniş tanım kümesindeki. Şimdi bu fonksiyon çok kapsamlı gibi görünüyor ama bunun tanım kümesi, en geniş tanım kümesi. Kökün derecelerine gideriz. Bunun derecesi 2 olduğu için içinin sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. Birinci bakacağımız bu. Yani x sayısı 10'dan küçük ve eşit olmalı. Derecesi çift olan burası var. Dolayısıyla x artı 6 da sıfırdan büyük olacak ve eşit olacak. X bu arakta olmalı. Bakın bu kökün derecesi tüm reel sayılar için geçerli. Kökün derecesi 5 olduğu için, tek olduğu için tüm reel sayılar bunu sağlar. Paydayı sıfır yapan değer burada önemlidir. Kökün derecesi çift tek olduğu için, 17 olduğu için burada kökün içi ne olursa olsun bu ifade reel sayı belirtir. Fakat paydaya büyük kesirin tabanını sıfır yapan değer x eşit değildir 8. Yani x eksi 8 sıfır olamaz. Dolayısıyla x 8 olamaz. Bunu unutmayacağız. Şimdi x'in aldığı değerlere bakacak olursam eksi 6'dan başlıyor 10'a kadar. Onları bir yazalım. 10, işte 9, 8, 8 almıyorum. 7, 6, 5 böyle devam ediyorum. Ta ki eksi 6'ya kadar. Şimdi bunları topladığımız zaman tam sayıların toplamını sormuş. Bakın eksi 6'dan artı 6'ya kadar olan kısım birbirini sıfırlar. 19, 7. Yani 10, 9 bir de 7'nin toplamı yani 26 olacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi bakalım burada grafiği yorumlayalım. F eksi 2'den sonsuza gidiyor. Fonksiyonu veriliyor. Mutlak değer yerleştirince bu duruma gelmiş. Fonksiyonun grafiği şekildeki gibi olduğuna göre y eşittir x fonksiyonun grafiği aşağıdaki hangisi olamaz? Şimdi seçeneklere yönlendiriyor. Şimdi şunu hatırlayalım. Fx fonksiyonun grafiğini verdi. F mutlak x'in grafiğini bulurken grafiğin şöyle düşünelim. X eksenin üst kısmında kalan kısımlarına herhangi bir uygulama yapılmaz ama x ekseninin altında kalan kısmın x eksenine göre simetrisini alıp yeniden tanımlayalım. Şimdi seçeneklere gidelim. A şıkkına baktım. X eksenin üst kısmında kalan kısım burası zaten sıkıntı yok. Alt kısmında kalan yerin x eksenine göre simetrisini aldım. Üstüne böyle gittim. X eksenin altında kısmı buraya tam. Bu olabilir. Bakın bizim şekli aynı uyuşuyor. İkinciye bakalım. X eksenin üstünde kalan kısım aynı. Altında kalan kısmın simetrisini aldım. Bakın. Yeni çizdiğim grafik farklı oldu. İsterseniz yeşille çizelim. X eksenin üstünde kalan kısmı buydu. Aşağının X'e göre simetri alınca bu oldu. Üstü böyle ve böyle devam etti. Bakın bu grafikle bu grafik birbirinden tamamen farklıdır. O yüzden cevap B şıkkıdır. Olamaz demiş. C şıkkını da yine irdeleyelim isterseniz. Mesela garanti olsun. X eksenin üstünde kalan kısım bu. Buralara bir uygulama yapılmaz. Şimdi alt kısmında kalan kısmın çok keyiflidir bu. X eksenine göre simetrini alınca bakın bizim şekilde aynı şekil meydana geldi. Mesela bunun X'e göre simetrisini aldım. Bakın bizim şekilde aynı oldu. Çok keyifli. Bunun x eksenine göre simetrisini aldığım zaman bakın bizim şekilde aynı duruma geliyor. Garanti B şıkkı yanlıştır diyebilirsiniz. Şimdi yine bir grafik problemi. Şimdi bu grafik böyle yazılmış. 2x eksi 3'ün grafiğini istiyor. Ben bu grafiği parçalı biçimde yazacağım. 2x eksi 3'ü bulup ilerleyeceğim. Çünkü doğrusal grafik. Bakın x eksenini kestiği yer belli. Y eksenini kestiği parça belli. Benim x eğer eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu düşünüyorsam, pardon eksi 1 ile 0 aralığında olduğunu düşünüyorsam bunun denklemi işte bir kenarda bulabiliriz onu. Şunun denklemini bulmak için yazıyorum. X bölü eksi 1 artı y bölü 1 eşittir 1. Yani y eşittir x artı 1'dir denklemi. Parçalı biçimde yazıyorum f(x)'i. Ve x tabii eksi 1 de dahil.
Şimdi x'imiz eğer sıfırdan büyük ve eşitse de sabit bir fonksiyon 1'e karşılık geliyor. Şimdi f 2x eksi 3'ü tanımlayalım. X gördüğümüz yere 2x eksi 3 yazıyoruz. 2x eksi 3 artı 1. Şimdi uçlarını eşitlemek istiyorum, sınırlarımı. X gördüğüm yere 2x eksi 3 yazdım. Bunu eksi 1'e eşitliyorum. X'in alacağı değer eksi 1 ya. Düzenleyecek olursam bunu karşıya, 2x buradan 2, x eşittir 1'e gitti. Yani bir sınırımız, alt sınırımız 1 eşit olmalı x'e. Burayı da 2x eksi 3'e eşitliyorum. Eşittir 0. 2x eşittir 3, x eşittir 3 bölü 2. Yani 3 bölü 2'den de küçük olmalı bu aralığa. Yaptığımız işlem aslında 2 ile çarpıp 3 birim çıkardığımız zaman sınırları da değiştirirken acaba alt sınırım ne olacak ona bakıyorum. Şimdi 0 eşitlersem 2x eksi 3 0 ise x bu sefer 3 bölü 2. Yani x ifadesi 3 bölü 2'den de büyük olmalı. X 3 bölü 2'den de büyük olmalı. Bakın şu sınırları da fonksiyona uyguladığım kuralı, burası 0 ya, bulmak için değiştirdim. Yani bu fonksiyon ötelenmiş hali. Şuraya da düzgün yazalım. 2x eksi 2. Peki burada x yerine 2x eksi 3 yazamıyorum. Orası zaten 1. Bakın yaptığım işlem, yeni fonksiyon x 1 ile 2, 3 bölü 2 arasındayken bir eğim belirtecek. Bir doğru belirtecek bu doğruyu. Bu hangi seçenekte var derseniz ona bakalım. Bakın 3 bölü 2 sınırının olduğu bir tek yer var. O da şurası. Şöyle elimizle göstereyim. Şimdi A şıkkında 3 bölü 2'nin sağında 1 olmalı. Ama onun öncesinde 3 bölü 2 ile 1 aralığına baktığımız zaman bir doğru belirtmeli. Bu doğru denklem olmuyor. A şıkkı eleniyor. B şıkkı eleniyor. Ama C şıkkına baktığımız zaman 3 bölü 2'den büyükken 1. Bakın 3 bölü 2 ile 1 aralığında da bu doğru denklemini verecek. Bakın x'i 0 verirsek y'si eksi 2 olacak şekilde şöyle uzattığımız zaman eksi 2'ye gidecek bir fonksiyon oluşturuyor. Yani bu doğrumuz buna karşılık gelecek. Şuraya karşılık gelecek. Oradan sonrası 1'e gidecek. Onun dışında 3 bölü 2 1 aralığında bu doğruyu oluşturacak herhangi bir uygulama yok. 1'den sonra da 3 bölü 2'den sonra da 1'e gidecek herhangi bir doğrusal fonksiyon yok. Dolayısıyla C şıkkını gönül rahatlığıyla işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki yine grafik problemi. Grafik problemini şöyle bir düzenliyorum. Yine bir grafik problemi, 14. soru. Fonksiyonun kuralına bakacak olursak şu y eşittir mutlak fx artı fx. Şu anlama geliyor. Eğer parçalayalım. Fx'imiz sıfırdan büyükse bizim yeni fonksiyonumuz fx artı x. F2x olmalı. Eğer fx fonksiyonumuz sıfırdan küçükse, bakın mutlak değerin sıfırdan küçükse bu eksi çıkacak. F eksi x artı fx eşittir sıfır olacak. Y eşittir sıfır, x ekseninin kendisi. X eksene yapışacak demektir. X eksene yapışacak. Şimdi grafiğimiz, x ekseni, fx'imiz sıfırdan küçükken, yani şurası, artık bir sonraki aşamada x eksenine böyle yapışacak. Onu daha düzgün çizelim. Farklı renkli bir kalemle alalım. Şurası x eksenine yapışacak. X 3'ten büyükken yapışmış olanlara bakıyorum. Bakın burası var. B şıkkı elendi. X 3'ten büyükken, bu 2'den büyükken yapışmış. O yüzden gitti. 3'ten büyükken x eksenine yapışmamış, gitti. Bakın x 3'ten büyükken yapışması lazım. Burası 2. Bu da gitti. Ama garanti olsun A şıkkı doğru cevap. Çünkü x 0'dan küçük olduğu durumda x eksenine yapıştı. Peki. Öyle olmasaydı bakın şunu düzgün yazalım. F 0'dan büyükken fx artı fx 2fx olacaktır. Bizim 0'dan büyük olan her ifadenin aldığı y değerini 2 katına çıkarmış olması lazım. Bakın 0'da 0. Bakın y ekseninde 1'i kesmiş. Burada 2'yi kesmek zorunda kalacaktır. Bakın 1'e karşılık x'e 1 verdiğimiz zaman 2'ye gitmiş. Bunun 1'e karşılık verdiği zaman 4'e gitmiş olması gerekiyor. A şıkkının doğru olduğunu buradan da kontrol edebilirsiniz. Doğru cevabı A seçeneği diye işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın oldukça yoğun sorulardı. Grafik, bu fasikülde anlattığımız birçok şeyi tek soru altında topladığımız durumlarda karşımıza çıkıyor. Görüşmek üzere bir sonraki testte arkadaşlar.